Hamas'a doğru. Yani İhvan-ı Müslim ya da Müslüman kardeşlerin son Suriye krizinde, Suriye iç savaşında ve son özellikle Filistin'deki işte Batı Şeria'daki yönetimden ya da Gazze'deki yönetimden etkileri işin içinde bir aktör olarak ortaya çıkmalarını da bu açıdan bir değerlendirir misin? Suriye iç savaşından şu anki Gazze olaylarına kadar bir seyir yapalım bu anlamda. Hamas Müslüman kardeşler tarafından kurulmuş, yani onun Filistin kolu tarafından kurulmuş bir hareket. Şeyh Ahmet Yasin, Hamas 1987'de birinci intifada sırasında kurulmadan önce de orada Cemaat-i İslami adıyla yapılanmaktaydı ve Hamas diye bir örgüt yoktu. Cemaat-i İslami üyeleri silahlı mücadeleye hazırlanıyorlardı Filistin'de işgal gerçeğinden yola çıkarak, ancak Fetih'le ve FETÖ örgütleriyle çatışma içerisindeydi. Onları akaidi olarak Marksist, solcu, İtikadi olarak sapkın yapılar olarak görüyorlardı. Dolayısıyla belirli bir aşamaya gelene kadar, yani belirli bir güçlenme ve bir kadro gücü elde edene kadar ve itikadi olarak da Müslüman kardeşlerin kendini tırnak içerisinde işte o temiz akaidine sahip bireyler yetiştiren bir hareket, olgunlaşmış bir hareket olma noktasına gelene kadar hiçbir şekilde ellerine silah almadılar. Halbuki aynı yapıdan kopan bir grup genç, Müslüman genç, İslamcı genç 1982'de İran devriminden etkilenerek İslami Cihat Hareketi'ni kurdu ve hala da ayrı bir örgüt olarak varlığını devam ettiriyor. Ama Hamas bu şekildeydi. Daha sonra Hamas'ın 1987 intifadasında silahlı mücadeleye başladığını görüyoruz. Daha sonra 90'lı yıllarda özellikle Oslo ve Madrid süreçlerine yönelik onları hedef alarak yani çok büyük bir Filistin topraklarına büyük tavizler verildiği gerekçesiyle bu iki müzakere süreçlerine büyük ölçüde karşıydı ve Arafat'ı çok sert bir şekilde eleştiriyorlardı. 90'lı yıllarda intihar eylemleri Hamas'ın özellikle diğer örgütlerde de bu yapıldı ama özellikle Hamas'ın Ama eylemleri Hamas Kudüs'ün tekli bir yapı mı, çoklu bir yapı mı? Yani Hamas böyle rahat tanımlanabiliyor mu? Yoksa biraz çok farklı fraksiyonlar mı var o çok iyi bölüm? bir aslında fraksiyonlar demeyelim ama her birey, yani solcu, sağcı, İslamcı, liberal fark etmeden eğer Hamas çatısı altında faaliyet göstermek istiyorsa bunu yapabilir. Askeri kanat biraz daha farklı tabii İzzettin Erkasım Tugayları. Dolayısıyla Hamas, Oliver Wyman'ın çok güzel bir şeyi var. Hamas'ı şeriatçı bir örgüt olarak görmek çok doğru değil ya da kelimenin tam anlamıyla İslamcı bir örgüt olarak görmek çok doğru değil. Bağımsızlıkçı, bağımsızlık mücadelesi veren bir örgüt. Çünkü Hamas, yani bir hareketi, bir örgütü biz nasıl tanımlayabiliriz? Siyasi programına bakarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla siyasi programında bir İslam devleti kurulmasından bahsetmiyor. İşgal altındaki toprakların kurtulmasından, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasından, İsrail'in sistematik uyguladığı apartheid ya da işgal sistematik olarak ihlallerin ortadan kaldırılmasından, Filistin halkının haklarına kavuşmasından, mültecilerin ülkeye geri dönüşü, bağımsız başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vesaire. Bunlar yer alıyor. Dolayısıyla Hamas'ın şu anda herhangi bir şekilde işgali ortadan kaldırmadan bir İslami yapı, bir İslam devleti, bir İslami yönetim kurma gibi bir şey yok. Ama tabii ki Gazze'de bir takım uygulamalar oldu. Zaman zaman kadınların giydiği giysilere müdahale etme ya da alkol tüketimine müdahale etme şeklinde bunlar konjonktürel olarak belirli süreçlerde yaşandı. Fakat daha sonra Hamas bunlardan vazgeçti. Hamas'ın bir gelişim sürecinde olan örgüt olduğunu görüyoruz. 2015 yılında yaptığı revizyonda da çok önemli değişikliklere gitti. Orada da yani tabii ki kırılma noktası 2006 seçimlere girme süreci ve İsmail Haniye'nin %60'a yakın bir oyla başbakan seçildiği ve Hamas'ın parlamentoda aynı zamanda çoğunluğu elde ettiği bir süreç. Ama şunu ifade etmek lazım. Hamas radikal bir örgüttür ama Hamas'ı ya da silahlı bir örgüttür. Yani İzzettin Erkasım Tugaylarına baktığımızda. Ama Hamas'ı radikalleştiren şey işgal gerçeğidir. Yani Hamas'ı burada demokrasiyle ilişkisi bağlamında ele almak, Hamas'ın demokratik mi, antidemokratik bir hareket olduğunu ifade etmek çok doğru olmaz. Çünkü zaten işgal, yani İsrail işgali hiçbir şekilde Filistin'de bağımsız, özgür, adil ve demokratik bir yönetim kurulmasına izin vermiyor. Mahmut Abbas özel yönetimi El Fethi'nin başında olduğu için
çökmüş. İsrail ve Amerikan desteğiyle oradaki varlığını sürdürüyor ve İsrail ile güvenlik koordinasyonu dediğimiz bir anlaşma gereği İsrail'in suçlu olarak gördüğü isimleri, şahısları, savaşçıları götürüp İsrail'e teslim ediyor. Yani özel yönetimin ve Fetih bu hareketinin geldiği nokta bu. Dolayısıyla Hamas'ın şu anda içinden geçmiş olduğu süreçte ya işte yeterince demokratik değil vesaire şu bu demek mümkün değil ama şunu ifade etmek lazım. 2015'te yapmış olduğu revizeyle ulusal belge diye bir belge yayınladı. 1980'de yayınlamış olduğu belgeyi revize ederek oradaki antisemitik Yahudi düşmanı aleyhdarı ifadeleri çıkardı. Bizim düşmanımız Yahudiler değildir. İsrail askerleri, İsrail ordusudur. İsrail'in işgal yönetimidir dedi. Onun dışında 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletini kabul edeceğini söyledi ki bu aslında dolaylı olarak doğrudan İsrail'i tanımasa bile dolaylı olarak iki devletli çözümü ve yine dolaylı olarak da İsrail'i tanıdığı anlamına da gelecek şekilde yorumlandı bir takım uzmanlar tarafından. Peki 7 Ekim, 7 Ekim'i nasıl okuyorsun? 7 Ekim'i, Hamas ve 7 Ekim ilişkisini. Benim anladığım kadarıyla siyasi kanadın çok da fazla haberinin olmadığı tamamen askeri kanat tarafından ve büyük ölçüde Yahya Sinwar, Gazze sorumlusu Hamas'ın ve Muhammed Daif tarafından planlanmış bir eylem olduğunu düşünüyorum. Ama bir bu konudaki düşüncelerim de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklamayla büyük ölçüde paralel. Yani 7 Ekim'i biz tek başına bir olay olarak değerlendirdiğimizde büyük hatalara düşeriz. Burada Hamas'a terörist deriz vesaire. Evet, orada 7 Ekim'de yapılan bir kısmı Hamas'ın kontrolünde, bir kısmı kontrolü dışında yapılan bir takım eylemler oldu. Bu eylemleri doğrudan hiçbir şekilde sanki bunların öncesi sonrası bir bağlamı yokmuş gibi değerlendirip yorumlayıp 7 Ekim bir katliamdı ya da 7 Ekim terörist bir hareket olarak damgalamak çok kolay. Evet, 7 Ekim'de yanlış şeyler yapıldı. 7 Ekim'de bazı kabul edilmeyen eylemler oldu ama 7 Ekim'i tetikleyen bizzat işgal, İsrail işgalinin kendisiydi. Yani İsrail, Hamas başta olmak üzere bütün Filistinli gruplar sivil eylemleri denediler. Bizim Türkiye televizyonlara çok fazla yansımadı. Her cuma namazından sonra Hamas taraftarları başka Filistin örgütleri desteğiyle İsrail sınırına yakın bir bölgede sivil eylemler yaptılar. Hiçbir şekilde silah kullanmadılar. Her cuma namazından sonra 5, 10, 15 Filistinli şehit oluyordu. Hayatını kaybediyordu. İsrailli keskin nişancılar sniperlarla sivil eylem yapan, sadece slogan atan, sadece Filistin bayrağı taşıyan insanlara ateş açıyordu ve çok sayıda insan ölüyor ve çok sayıda insan da yaralanıyordu. Yani şunu söylemek lazım. Filistin halkı, başta Hamas olmak üzere tabandan bahsediyorum. Sivil, demokratik, barışçıl, bir arada yaşamayı hedefleyen bütün eylemlere imza attılar. Müslümanıyla, Hristiyanıyla, komünistiyle, Marksistiyle, sağcısıyla, solcusuyla. Sırf işgalin gasp ettiği haklarını geri alabilmek için ki bu hakların hiçbirisi Filistinlilerin kendi iddia ettikleri haklar değil. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin, bunun dışında Avrupa'da ve Batılı ülkelerde imzalanmış Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de başta olmak üzere verilmiş olan haklarını talep ediyorlar. İsrail'in Batı Şeria'ya ve Gazze'de uygulamış olduğu şeyin bizzat işgal olduğunu Uluslararası Adalet Divanı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem de bundan daha da ileri giderek İsrail'in işgalci, yani daha doğrusu Filistinlilerin işgale maruz kalan taraf olması hasebiyle silahlı direniş hakkının olduğunu ama İsrail'in işgalci bir güç olması hasebiyle silahlı direniş yapan Filistinli savaşçılara direnme hakkının olmadığını dolaylı olarak ifade eden, işgalci bir güç olarak da üzerine düştüğü sorumlulukları yerine getirmeyen ve Filistin halkının varlığını yok etmeye çalışan, Filistin halkını sistematik olarak hakları ihlal eden bir güç olarak tescilledi. Bu çok önemli. Dolayısıyla 7 Ekim'i tamamen uluslararası hukuk çerçevesini bile yorumlasak ortaya hiç de bazı İsrail yani hem İsrail medyası hem de bazı Batılı medyada sunulduğu gibi bir tablo ortaya çıkmadığını gösteriyor. Ama pardon, yaklaşık 1000-1500 sivilin katledildiği kısmen açık yani. Bunu yapmakta biraz zor. Bunların bir kısmı asker,
Bir de İsrail'de sivil kavramı farklı tabii. Yani işgal altındaki topraklardan bahsediyoruz. Bunu Yahudi yerleşimcilerin önemli bölümü üzerlerine sürekli silah taşıyorlar. Bir de yedek askerlik diye bir kavram var. Her İsrail vatandaşı ölümün hayatının sonuna kadar askerlik yapıyor. Yani 65 yaşına kadar ya da 60 yaşına kadar askerlik yapıyor ve tamamına yakını tabii kadınların ve çocukların öldürülmesi, özellikle silah taşımayan kadınların ve hiçbir şekilde çocukların, yani belli bir yaş altındaki çocukların asker değillerse zaten çocuğun asker olması düşünülemez. Bunlar kabul edilemez tabii ki. Ve bunun dışında da öldürülen insanların bir kısmının da Hannibal protokolü gereği İsrail ordusu tarafından, yani bunlar esir alındı, bunlar Hamas'ın eline geçmesin, bunlar bizimle ilgili gizli bilgileri vermesin diye İsrail tarafından yok edildiğine dair de çok ciddi veriler var. Bunların bir kısmı İsrail basın yayın organları Haaretz başta olmak üzere, Jerusalem Post olmak üzere İsrail basınında yayınlandı. Dolayısıyla sivil kavramı çok farklı. Evet, yanlışlar yapılmıştır. Bunlarla ilgili ihlaller vardır. Bunlarla ilgili sıkıntılı durumlar vardır. Ama 7 Ekim'i işgal bağlamından koparıp İsrail'in 1948'den bu yana işlemiş olduğu katliamlardan bağımsız olarak ele almak doğru değil. Çünkü hem Kudüs, yani son dönemlerde özellikle Trump'la beraber, Abraham anlaşmasıyla beraber Filistin haklarının bütünüyle elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir süreçte 7 Ekim meydana geldi. Yani onu tetikleyen olguları göz ardı edip sadece 7 Ekim'e odaklanmak bizi hataya düşürebilir. Ama ben hiçbir şekilde 7 Ekim'de hiçbir yanlış yapılmamıştır, hiç sivil öldürülmemiştir ya da yanlışlar yapılmamıştır demiyorum. Fakat bütünüyle değerlendirildiğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yaptığı açıklamanın çok önemli olduğunu, 7 Ekim'in uzayda boşlukta duran bir olgu olmadığını, bir arkasının ve sonunun, önünün ve arkasının olduğunu söylüyorum.